Selamlar tüm kardeşlerim, Münisa'yla birlikte Clash Royale'e gelen güncelleme hakkında konuşacağız. Ve küçük bir duyurum da var size, şu sandığı açarak bir başlayalım. Geçen bir sizden gelen videosu çekmiştim ama atmamıştım. Yani eski güncelleme gelmeden önce yapmıştım. Onu yükleyeceğim, yani eski falan demezseniz mutlu olurum. Şimdi güncelleme hakkında konuşabiliriz. Şimdi yeni gelen kartlar şu şekilde yakında yazıyor. Yani mevcut değil daha. Yakında gelecek. Mega Minion ise, yani Mega Dal Kavukmuş, enteresan. Mega Dal Kavuk da 10 saat sonra açılıyor. Açılmamış, daha açılacak. Şimdi gelen kartların arenasına baktığımız zaman, mesela sizde olmayan efsaneviler de açık görünmesi güzel bir şey bence. Çünkü mesela şuradan baktığımız zaman resimlerin görünmesi gerekiyordu eskiden. Çünkü o arenaya yetiştiğiniz için soru işareti yazması biraz saçmaydı. Şimdi bu süper büyülü sandığı rengi biraz açık olmuş gibime geliyor. Yani parlaklığı. Buna dikkat ettiğiniz gibi. Ve dolmuş zirveye bir kart geliyor. Kraliyet arenasına bu işte. Bunları biliyorsunuz herhalde. Güncellemeyi zaten. Siz de güncellemişsinizdir. Efsane bir kart dolmuş zirveye geliyor. Bir tane. Bir tanesi de şeye geliyor. Dördüncü arena. Şimdi bu konu hakkında küçük bir konuşma yapmak istiyorum. Size koydum, şimdi bir resim koymuşumdur. Söylenene göre bu kartlar gelecek. Yani bu yavru ejderhaya benzeyen bir kart ama zırh giymiş hali. Yani nasıl şimdi Dalkov'u minyonların zırh giymişi geldi. Yavru ejderhanın zırhlısı gelecek diye söyleniyor. Bir de mezar taşına benzeyen bir kart geleceği söyleniyor. Ben geleceğini şahsen düşünüyorum. Çünkü bundan önceki ne kadar şey vardı, çoğu geldi. Resim vardı, görseler neyse. Mezar taşına benziyor, çok benziyor. Mezar taşıyla sürü gibi yani. Daha güçlüsü mü, yükseği mi bilmiyorum ama geleceğini şahsen düşünüyorum ben. Şimdi burada tek arkadaşlar sekmesi geldi. Arkadaşlarınızın yaptığı maçları görmek çok güzel. Buraysa iki çeşit turnuva geldi. 15 binlik turnuvalar kalmadı. Kötü oldum. Bir de bir şeyi çok güzel yapmışlar. Mesela uzunluk zaman artık ayarlayamıyorsunuz. Çünkü eskiden 30 kartlık şey turnuvayı size 3 gün yapıyordu. Yani çok saçma, mantıksız. Bu da hazırlık 2 saat, uzunluk 1 saat. 50 kişi katılabiliyor. Buna 100 kişi katılabiliyor. Buna 200 kişi. Buna 1000 kişi katılabiliyor. Ama saatler zamanına baktığınız zaman hepsi 2 saat, 1 saat gördüğünüz gibi değişir. Bir de klanı göster özelliği gelmiş. Yani şifreyi mi bir şey gösteriyor klanı. Bu şeyi yaptık özel ama turnuva bulamıyorum. Nedense bilmiyorum. Arıyor bulamıyor, yok diyor. Size de böyle mi bilmiyorum. Özel mücadele bir tane yaptım şu anda gördüğünüz gibi. Yani 10 taşlık yaptım. Ve süre olmaması çok güzel, yani istediğiniz kadar uzatabilmeniz bu şeyi çok güzel yapmış. Bu şeyi ara sıra yaparım ben. Videoda da yaparım. Şimdi büyülü sandığı sonraki videoda açmayı düşünüyorum. Savaş atmayacağım. Kısa bir video olsun. Sadece güncellem hakkında konuşalım ve yeni gelecek olan kartları göstereceğim size. Mesela şimdi bu bir kart gelecek. Dolmuş zirveye gelen kart. Bu var ya. Bu de benim şahsen, yani ismini koymuşumdur şimdi. Şahsen bence adı Kargolemi olabilir. Buz Devi de olabilir. Yani bu ikisi arasında ben düşünüyorum. Buraya çıkan zaten belli. Şimdi elimizde kalan iki tane kart var. Yavru ejderhanın şahsen ben bu şeyde Pekcoin evinde çıkacağını düşünüyorum. Efsanevi kart olarak. Diğer efsanevi ise burada çıkacağını düşünüyorum. Çünkü büyü, mezarlık falan mantıklı geliyor. Görselleri görmüşsünüz. Geleceğine %95 ihtimal veriyorum ben. Bu koyduğum resimlerin. Çünkü gerçekten mantıklı ve daha önce yaptıklarını, paylaştıkları görsellerin gelmesi bu şeyi kuvvetlendiriyor. Evet kardeşim, bu videodan da bu kadar olsun. Bu videodan sonra sizden gelenler videom vardı, eskiydi. Onu düzenleyip atacağım. Video gelmiyordu, kusura bakmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, bay bay.